ilendiler ister istemez e, çünkü e, çok cazip gelse de önce bir online eğitim sonra tabii kopmalar başladı e, <laughs> madem bir de tabii bir araya gelmek o ruhu hissetmek hani bizlerle etkileşim kesinlikle e, çok etkiledi birler ikileri çok fazla etkiledi şimdi toparlıyoruz. Hep birlikte hmm. ne derler? Yaralarımızı sarıyoruz şeklinde. Ee, öyle hakikaten öyle büyük bir e, şey atlatıldı. Yani biraz konuşmada da değinmeyi düşünüyorum ama e, özellikle gençler e, bu geçiş yaş grubu diye tanımlanan yani 16-28 diyelim o yaş grubu e, ruh sağlığı açısından özellikle çok e, sarsılmasına da sebep oldu. Henüz daha Sonuçlarını görmedik, görüyor, görmeye başlıyoruz. Yani oradaki şeyde öyle evet. bir e, tatsız bir bir sürü başka tatsızlıkla birlikte tabii ki öyle bir bedel de var. E, o nedenle hani yaraları sarabildiğinizce sarmak çok önemli. Sarmaya evet. çalışıyoruz. Biraz zaman alacak tabii ki. Yeni evet. bir yeni bir şey olmadığı sürece çünkü ilkeimize evet. daha, evet. evet. daha ilaçların hepsi yok biliyorsunuz. Evet. Birçok hasta başka ülkelerde çıkmış bazı ilaçlar var. Henüz Türkiye'de mevcut değil. Çocuk aşılaması yapılmış değil. Yani e, gibi bir takım e, şeyler var. yani tam yani Ben tabii aşı veya enfeksiyon hastalıkları ve halk sağlığı uzmanı değil ama hepimiz biliyorsunuz değişik şekillerde konunun içine sürüklendik. E, doğal olarak birçok meslekte herkes COVID koğuşlarında çalıştı bayağı bir değişik bir bilgilenme biçimi oldu. Hepimiz için. Hepimiz evet. için. Vardı. İzninizle ben etkinliğimizi başlatmak istiyorum. Ya başladı sanıyorum ben. Başladık etkinliğe. <laughs> Etkinliği konusu <bu> değil miydi? <laughs> Ama diyorsunuz resmen başlatalım yani. Resmen. Ben hemen tamam. bir konumu kapatayım. Tamam. Peki. Sayın Dekan Yardımcılarım, saygıdeğer akademisyenler, çok sevgili öğrenciler ve değerli misafirlerimiz. 2021-2022 yılı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul'un kalbinde bilim konuşmaları etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Ben ikinci sınıf Tülay Kansu Bilim Sınıfı öğrencisi Buse Korkmaz. Bu akşamki etkinliğimiz Bostup YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmakta şu anda. İstanbul'un kalbinde bilim konuşmalarının bu akşamki konu uzmanlık alanları çocuk, genç ve yetişkin psikiyatrisi olan Profesör Doktor Yankı Yazgan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. <laughs> Yankı Yazgan İzmir'de büyüyüp Borno Marif Koleji ve Ankara Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra tıp eğitimini Ege Üniversitesi 183 yılında tamamlamıştır. 1986-1991 yılları arasında genel psikiyatri uzmanlık eğitimini bitirdikten sonra 1992-1995 yılları arasında Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hem çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzmanlık eğitimine hem de ileri klinik araştırmacılık eğitimine devam etmiştir. Klinik uygulamalarda ve bilimsel araştırmalarında odak alanlarını nöro gelişimsel bozuklukların tanılanması ve multimodal tedavilerin uygulamaları oluşturmaktadır. Beyin bilimleri ve psikiyatri alanındaki bilgilerin herkes tarafından anlaşılmasını ve kullanılmasını amaçlayan popüler bilim temelli yazı ve kitap yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergi makalesi ve kitap bölümü yazmıştır. Konferansa geçmeden önce açılış konuşmalarını yapmak üzere sözü Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcımız Doktor Öğretim Üyesi Demet Koç'a bırakıyorum. Hocam söz sizindir. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, çok sevgili öğrencilerimiz, şimdi bakıyorum hocalarımız ve öğrencilerimiz şu anda bizlerle birlikteler. Geleneksel İstanbul'un kalbinde bilim konuşmalarına hoş geldiniz. Gönül isterdi ki yüz yüze yapabilirim. İnşallah en kısa sürede tekrar yüz yüze yapmanın yolları açılacak. Ee, ...o zaman bir araya gelebileceğiz. Çünkü bu e, toplantılardan çok büyük keyif alıyorduk. Bu akşam da e, misafirimiz e, Sayın Profesör Doktor Yankı Yazgan hocamız. E, hocamızın, e, ben tabii e, Marmara'dan akademik çalışmaların akademik yönünü gayet iyi biliyorum. Ama onun dışında, akademik çalışmalarının dışında birçok e, konuşması, yazısı... ...hatta çizimleri sanırım var hocamın, takip ediyorum çünkü... Ee, o yüzden de bugünkü konuşmanın çok keyifli ve özellikle de öğrencilerimiz, genç meslektaşlarımız için çok ilham verici olduğunu, olacağını düşünüyorum. Hocam hoş geldiniz. İyi hoş ki E, ee, Ben çok vaktinizi de almak istemiyorum. Ee, eminim keyifle dinleyeceğiz sizi. Buyurun hocam. Peki, e, herkese iyi akşamlar. E, bu sanal ortam buluşmalarına... E, İki yıl oldu ve neredeyse tümüyle ben de sanal tele sağlık e, sistemi üzerinden çalışsam da... E, ...beraber olmanın e, yeri başka. Beraber olmanın yeri sadece işte e, dokunmak, dokalaşmak e, ötesinde... E, ...insanın e, neredeyse dil gelişimi olmadan daha e, kazanmış olduğu... ...evrimsel olarak önemli mirası, e, sezgiler... Ee, ve e, dil dışı e, iletişim araçları e, na dayalı bir bilgi alışverişi e, becerilerimizi kullanamıyoruz. Örneğin şaka yapmak burada çok zor. E, mesela bir şaka yaptığınız zaman yanlış anlaşılma ihtimali e, çok daha yüksek. Ya da e, bir e, birisine takılmak e, karşılıklı bir küçük bir Laf e, alışverişine girmek de çok zor. O nedenle bir tür konferansların yani tabii ki bir çok müthiş bir buluşu olan birisi ya da bir dünya bilimine ciddi bir katkısı olan birisi konuşuyorsa e, çok önemi olmayabilir. Ama e, bir parça daha e, özellikle hem akşamın bu saati saatini düşünürsek hem e, benim. E, Yapabildiklerimi düşünürsek daha çok sohbet havası da geçecek bir toplantı için e, bana yardım etmenizi e, isteyeceğim. Çünkü e, kuru kuru bir şeyler anlatmak Hani YouTube'da kaydedilmiş bir konuşmayı dinlemeye benziyor bazen. Hani hep beraber olmanın bir anlamı e, kalmıyor. O nedenle e, chat e, ekranını e, açıyorum ben kendiminkini burada. E, chat ekranından e, Görebiliyor muyum ben onu? Görmüyorum. Galiba. Değil mi? Chat'i görüyor muyuz? Evet, açıldı. Tamam. Ee, soru, katkı. Ya ben bu akşam bu programı açtım. Şunu duymak için, şunu merak ediyorum diyenler varsa lütfen hemen yazmaya başlayabilirler. Dikkatim dağılmaz, korkmayın. Ee, o çerçevede. Çünkü hani çok orijinal bir şey söyleyebileceğimi sanmıyorum e, bu gece. Ama... Sizlerle bugün buluşmak için hazırlanırken birkaç kafamda senaryo üzerinden sunumumu da hazırladım. Birincisi tıp öğrencisi ve hekim olmak kavramları üzerinden bazı bilimsel malzemeyi okumaya çalışacağım. Kendi yaptığım sınırlı sayıda araştırmaya göndermeler yapabilirim arada. Bunun temelde e, bilimsel araştırmaların çoğunda e, beyin, davranış, e, duygu sistemleri arasındaki ilişkilere değinmeye çalışacağım. E, i̇nsan ruhsal yapısının ve organizmanın, biyolojik organizmasının yaş dönemlerine göre farklılaşması ve dış ortamdaki değişikliklerden, yaşam değişikliklerinden nasıl etkilendiği üzerine olan e, bazı araştırma bilgilerini e, bizim gündelik e, uygulamamızı da nasıl değerlendiriyoruz üzerine e, konuşmaya çalışacağım. E, böyle yaklaşık e, saat şimdi 21.13 21.45 gibi yani blok ana blok konuşmayı tamamlamış olacağımı sanmıyorum. E, ama e, durmayı hedefliyorum. Ondan sonra biraz soru cevap karşılıklı gidebilir. Arada da gelen sorular yeri olursa bir cevap vermeye e, ya da birisi bir laf atarsa karşılığında bir laf atmaya hazırım yani oradaki şeyde. Laf atma derken hani dostlar arasındaki laf atma kavramı gibi. Hani aşıkların atışmaları oluyor ya. Biraz ona benzetebiliriz. Şimdi e, burada arkadaşlarımız beni takdim ederken bir iş başvurusu gibi böyle gözüktü işte şunu yaptım bunu ettim şuraya gittim şu okullarda okudum vesaire diye. Niye bunlardan bahsediyoruz değil mi? Yani bunlardan bahsettiğimizde çünkü bir parça geçmişimiz bugünkü de hayatımızın birçok şeyini belirliyor ve nasıl bir çocukluk gençlik yaşadığımız değil mi? Gittiğimiz okullardan bahsediyoruz. Yani sadece işte çok iyi okullara gittik, şöyle puanlar aldık şuralara geldik gibi bir kısmı dışında yani öyle bir kısmı da var hepimiz için bir şekilde. Ama onun dışında bir tür geçmişte hayatımızda rol oynayanlara bir teşekkür yerine de geçiyor bu. yetiş Bizim yer aldığımız, içine yer aldığımız kurumlara ve hayatımızda rol oynayan insanların isimlerini sayma aslında keşke onları da sayabilsek. Örneğin çıraklığını filancanın yanında yapmıştır. Kalfalık dönemini şurada geçirmiştir gibi yaşamımıza özetleyebilsek belki yaşamımıza katkısı olan hocalarımıza ...ve başka insanlara da e, şükranımızı ifade etmiş oluruz. Şimdi doktorluk ve nörobiyoloji arasındaki ilişkiyi nasıl kurabiliriz? Belki ona e, girmeden önce. Biliyorsunuz bu pandemiden önce de, pandemi sırasında da... ...ben çocuklarım başka ülkelerde yaşadıkları için... ...onların yanına da sık gitmeyi sevdiğim için... ...çok sık uçak seyahati yapıyorum ve... Her bindiğim uçakta mı böyle bir şey olabilir? Uçakta doktor yolcumuz var mı? Lütfen kendini tanıtsın anonsuyla karşılaşıyorum. Şimdi hem yaşça nispeten artık yaşlanmakta olan birisi olduğu için hem böyle işte tıbbın göbeğinde her an işte ölümle yoğun bakımda vesaire çalışan karşılaşan CPR'lar vesaire yapan birisi artık olmadığım için öyle bir geçmiş olsa bile önce bir tereddüt ediyorum ya birisine bir ciddi bir şey olsa yapabilir miyim vesaire diye ama genellikle de bayağı baya problematik vakalarla uğraşa uğraşa bir tür ikinci internlük gibi oldu yani uçak sağlığı internlüğü gibi yani anjina pektorisi olan hastadan stenti tıkanmış uçakta tıkanan adama kadar değişik hastalarla uğraştık. Yani bunu şunun için söylüyorum aslında hekimlik siz kendinizi belli bir meslek, belli bir alan, belli bir özelleşme içine Soktuğunuzu sansanız bile sizin kendinizi e, sıkıştırmaya çalıştığınız bazen hapsetmeye çalıştığınız. alanla sınırlı kalmayan insanları sizden e, beklentilerinin e, bunu aslında öğrencilikte bile hissetmeye başladınız Hani tansiyon ölçtürmeye başlayan komşu teyzeler vardı eskiden şimdi tam nasıl bazen bilemiyorum ama herkesin kendi bir tansiyon aleti var artık öyle gelip komşunun tıp talebesi öğrenci çocuğunun, Tansiyon ölçtürmesine kalmıyor insanlar ama böyle bir şeyde böyle bir meslekteyiz. Yani beklenmediklikler, aklımıza gelmedik durumlar ve insanların bizden beklentisi de bütün bu beklentileri karşılayabilmemiz. Nitekim içinde olduğumuz dönemde hekimlerin hem emeklerinin değersizleştirildiği hem toplumsal baskılar altında kaldığı e, gereksiz yere bizim e, aslında bütün bu süreçte partnerimiz olan e, hastalarımızla ve onların aileleriyle neredeyse düşmanca ilişkiler içine atıldığımız, sürüklendiğimiz e, bir e, dönemde bunlardan bahsetmek belki e, afaki kaçabilir ama hakikaten bu mesleğin çıkış noktalarını hatırlamak, içinde olduğumuz dönemde özellikle e, moralimizin bazen bozan olaylarla sık sık karşılaştığımız dönemde belki bir parça daha geniş ve sürece bugüne sıkışık olmayan bir bakış açısı kazandırmak da amaçlarımdan birisi. İşte Böyle şeylerde genellikle tıp fakültesini kazandığım yıl o yıllarda 1977 senesinden bahsediyorum. Türkiye'de tabii bir anatomi atlası bulmanın bile zor olduğu bir zamandan. Hani işte bizim zamanımızda sushi yoktu falan demek gibi bir şey bu ama e, hakikaten e, ve bir anatomi atlası bulam bulamadı yani yenisini bulamadığım için e, o zaman İzmir'de bir hastanede genel cerrahlık artık yapmakta olan amcamın e, 1930'lardan kalma eee anatomi atlasını almıştım. Onun muayenehanesini onu almaya gittiğimde orada bir yandan da karıştırıyorum. Burada görüyorsunuz atlasın bir sayfası. 1932 baskısı bir atlas bu. Ee, en arka sayfasında üç ciltlikti. Sobot'ta meşhur atlası. En üst, arkasında şöyle bir yazıyla karşılaştım. Işte. Ey teşrih! Bittin ama beni de bitirdin. 16 1935 Seyfettin Yazgan. Tahmetli amcamın adı. Teşrih biliyorsunuz diseksiyon ya da anatomi o zaman diseksiyon adıyla e, ya da teşrih adıyla bilinen dersin adı. Ve <laughs> burada e, çok moral e, düzeltici bir başlangıç yani bittin ama beni de bitirdin e, şekli. Ya bu ne demek falan dedim. Ya işte gidince anlarsın görürsün falan dedi amcam fazla da ellememek için herhalde beni. Daha sonra aldım. Ama daha e, okulda dersler başlamamışken bile bir tür bitmek üzere girilen bir meslekle karşılaştığımı, e, mesleğe giriyor olduğumu e, bir kere daha hatırlatan bir olaydı. Şimdi tıp öğrenciliği ve hekimlik e, bu anlamda baktığınız zaman birçok kişinin e, bunu bitirici bir e, hayat tarzı olarak da e, tanımladığını görebilirsiniz. Ama bütün bunlara rağmen insanlar e, biliyorsunuz hala akın akın çoğumuz bu mesleğe girmeye çalışıyoruz ve bu mesleğe girmeyi de genellikle Türkiye'de 17-18 yaş civarında hatta birazcık daha küçük Amerika Birleşik Devletleri'nde de o yaşta ama daha sonra da karar verebiliyorsunuz 20'li yaşlarda da karar vermek mümkün tıp tıp okumaya veriyoruz. Peki böyle bir zamanda, ben sizinle söyleyeceğim, peki böyle bir zamanda bu kararları verdiğimiz zamanda, çünkü bu toplantının çıkış noktası böyle kritik kararlar konusu olduğu için, bu kararları verdiğimiz noktada beynimizin gelişim düzeyi, yani kararlarımızı verdiğimiz organımız olan, kararlarımızın içinde cereyan ettiği organ olan bir sahne olarak beyin aslında nasıl bir noktada oluyor? Biraz ona bakalım bu yaşlarda. Ama e, beyin gelişimini tabii ki e, fetal hayattan e, alabiliriz. Ama buradaki benim paylaşmayı çok sevdiğim show ve arkadaşlarının 1990'larda yapılıp 2000'lerde serisi yayınlanmış bir insan beyin gelişimi atlası diyelim bir tür e, çalışmasını. Bir yapısal MRI çalışması bu. E, ve kortikal e, tabakanın 5 yaş civarında, şurada gördüğünüz gibi bu eksenin solunda 5 yaşından başlayarak 20'li yaşlara kadar nasıl inceldiğinin bir dökümü. Kortikal incelme tabii ki 2000'lerin başından bu yana da e, beyin araştırmalarında e, sayısız e, gelişme e, olduğunu zaten yakından biliyorsunuz ama bazı temel prensiplerde değişiklik olmadı. Örneğin korteksin kalınlığının giderek incelmesi gelişimin ve buna paralel olarak da e, beynin beyaz madde olarak bilinen e, ikinci sisteminin yani gri ve beyaz madde olarak kabaca ikiye ayırırsak ikinci sisteminin gelişmesine paralel bir gösterge olduğunu biliyoruz kortikal incelmenin bir anlamda da beynin gelişimin düzeyiyle de fikir veriyor ve yaşlara göre baktığımızda beynin e, bu mavileşme grileşmede bu incelmenin e, simgesi. Bu sürecin beynin arkasından öne doğru, arka bölgelerden ön bölgelere doğru yaşla fark ettiğini, neredeyse e, ön bölgeye varışının 16-18 civarında tam olarak iyi kötü oluştuğunu ve neredeyse 20 yaş civarında kortikal incelmenin tamamlandığını görüyoruz. Bunun pratik anlamı bu yaş grubunda olan bireylerin çok büyük bir bölümünün çok büyük bölümünün e, kritik kararlar alırken kullandıkları tıp fakültesine gitme kararı gibi e, ön beyin bölgesinin yani verileri değerlendirme içimizden gelenlerle dışımızdaki faktörler arasındaki dengeyi sağlayarak aradaki e, en optimal yolu tercih etme gibi e, durumlarda kullanmamız için gereken altyapının tam olgunlaşmasının 18-20 yaş civarında ancak gerçekleştiğini görmekteyiz. Halbuki birçok tıp öğrencisi 18-20 yaş civarında hele hazırlık sınıfı vesaire okumamış olanlar ortaokulda ya da lisede kendilerini tıp fakültesinin ikinci ya da üçüncü sınıfında neredeyse bulmuş oluyorlar ki bir anlamda bizim olgunlaşmamızda zihinsel ve sosyal duygusal olarak olgunlaşmamızda rolü olan beynin gelişimi tamamlanmış olsun, iyi kötü. Bu bir yandan şu da demek, aslında kendimizi kontrol, özellikle beynin ön bölgesinin başta özellikle prefrontal alanın içinde, hem dorsolateral prefrontal alan, hem medial prefrontal alan, bu ikisinin arasındaki etkileşimle duygu, düşünce ve dürtü sisteminin belli bir dengesi olduğunu biliyoruz. Tıp fakültesine girme kararı verirken, bu sistemin pek de verimli çalışmadığı bir dönemde olduğumuzu hipotezize e, edebiliriz. Diğer yandan aynı dönem e, bakayım pardon aynı dönem e, duygu sistemleri açısından da insan beyninin savrulmalarının çok olduğu. Duygu iniş çıkışlarının çok belirgin olduğu. Burada Lewinson ve arkadaşlarının Great Smoky Mountains epidemiolojik çalışmasından olan bir veri. Çok paralel bütün dünyada verilerin olduğunu görüyoruz. 16-18 yaş aralığında hani bu kortikal incelmenin de hala ön bölgeyi tamamen içermediği kritik kararlar aldığımız dönemde. Örneğin depresyon oranlarının insan yaşamındaki en yüksek, düzeylerden birinde olduğunu, bu yaş grubunda gördüğünüz gibi e, kızlarda, kadın cinsinden olanlarda biraz daha erken, erkeklerde biraz daha geç ve biraz daha düşük düzeyde olmakla birlikte bu dönemlerde ciddi bir tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Denle benim duygu, dürtü e, ve düşünce sistemleri arasındaki dengenin e, gerekli, e, gerektiğini en çok hissettiğimiz zamanlarda, aynı zamanda da e, kontrolün e, istediğimiz düzeyde olmadığı bir dönemde bu e, kritik kararları veriyor ve e, bitmek üzere adeta girilen bir yola çıkıyoruz. Bir Tatsız bir slide bu ama e, bunu da belirtmem gerek. E, yine bu tür intiharların, intihar verilerin güvenilir olduğu ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde hekim gruplarında e, yılda 300 ila 400 intihar vakasının e, olduğunu kadın hekimlerde, hekim olmayan kadınlara, yani hekim olan kadınlarda, hekim olmayan kadınlara göre en az iki buçuk kat daha fazla e, olabildiğini yüzde 250 daha fazla olduğunu erkekim ekim, ekimlerde de yine ekim olmayan erkeklerde de daha yüzde 70 daha fazla olduğunu görüyoruz burada 300 400 bu böyle bir işte 5-10 tane gibi anlamda değil İntiharın bildiğiniz gibi e, birçok intihar vakasının intihar olarak tanımlanmaması e, başka e, gerekçelerle açıklanmasını sıkça e, rastlamaktayız. Ama bu e, bütün bu birkaç tane slide arka arkaya koyduğumuzda zor bir işe girmekte. Duygularımızın e, sıkışık, zorlayıcı olduğu bir dönemde ve e, beynimizin özellikle kontrol ve muhakeme sistemlerinin tam olgunlaşmasının kişiden kişiye büyük farklılık gösterdiği bir dönemde bu kararları almak durumunda kalıyoruz. Bu da birçoğumuzu mesleğimize girerken değişik etkilerin altında kararlar vererek bu mesleğe girmiş olmamızdan sorumlu faktörlerden birisi olduğu gibi bunun etkisini belki de daha sonraki yıllarda daha çok yaşayabiliyoruz. Evet, bakalım buradaki şeyden. Şimdi ee, diğer yandan tabii bu bir genel e, fikir bize vermesi açısından önemli ama özellikle pandemi dönemiyle birlikte burada uzaktan seçilebiliyor mu bilmiyorum. Bu bir e, iş hayatı ile ilgili bir araştırma firmasının yaptığı ama veri olarak güvenilir, e, iyi toplanmış bir veri setinden e, görülen şey. Örneğin pandemi döneminde, COVID e, süresince e, tahmin edildiğinden farklı olarak öncesinde, çünkü yaşlı nüfusun çok, yani, tabii ki COVID'den çok etkilenme ve ölüm oranlarının yaşlı e, yaş en yüksek olduğunu biliyoruz ama ruhsal bozukluklar açısından en yüksek oranın kaygı bozukluğu ve depresif bozukluk açısından burada gördüğünüz gibi 18-24 yaş, e, 16-24 yaş grubunda en yüksek olduğunu hem e, giderek 25, 49, 50, 64 bu şekilde giden şeyde bu oranın düştüğünü e, görebilirsiniz. Yine içinde olduğu genç arkadaşlarımızın, genç tıp öğrencilerinin içinde olduğu yaş grubu e, birçok açıdan tıp öğrencisi olmamak, olmak olmak gerekmediği için ciddi bir risk döneminde oluyor. Bu da aynı yönde yine gençlerin e, en yüksek e, riski taşıdığını, şuradaki... E, turuncu olan kırmızıyla işaretli çizgi ve turuncu olan e, bölge e, en yüksek ruhsal bozukluk grubunun hem kadınlarda kadınlarda daha yüksek olduğunu görüyorsunuz pandemi döneminde hem erkeklerde pandemi döneminde daha çok olduğunu gösteriyor. İçinde olduğumuz dönemde zaman zaman e, bunu değişik kaynaklardan duyabilirsiniz hocalarımızdan e, ya da e, izlediğiniz bilimsel yayınlardan. Hatta yakın zamanda Amerika'nın Sağlık Bakanlığı'na tekabül eden yani e, operasyonel olarak değil ama sağ, Cumhurbaşkanı oradaki başkanın e, danışmanı Surgeon General denen e, pozisyondaki kişinin de dediği gibi e, pandeminin en büyük bedelinin özellikle de gençlerde ruh sağlığı ile ilgili büyük bir kriz şeklinde karşımızda olması ihtimalini getiriyor. <laughs> Diğer yandan... Diyebilirsiniz ki yani burada e, tamam bu dedikleriniz doğru olabilir. Bütün bunlar hayatın bir parçası mı? Değiştirilebilir bir yanı var mı? Yoksa günümüze özgü bir yanı var mı? Şimdi bu da Steinberg ve arkadaşlarının 2007'de e, Temple Üniversitesi'nde adolesansla ilgili çalışan bir psikolog geliştirdiği bir risk tercih endeksi var. Risk tercih endeksine baktığınızda da 12-13 yaş civarında riskli davranışlara yatkın olmanın artmaya başladığını, 16-17'ye kadar tırmanış gösterdiğini, yine dikkat edin, hayatımızla ilgili kritik seçimleri yapmaya iteklendiğimiz diyelim bir yaş döneminde duygu durumumuzun dengesinin zor, dış etkenlere açık ve riskli durumlara yatkın olma ihtimalinizin en yüksek olduğu yaşlarda tıp fakültelerinin kapılarından giriyor ve oldukça tüketiciliği yüksek bir işe doğru gidiyoruz. O nedenle bu bilgileri sizlerle paylaşmamın sebeplerinden birisi ve özellikle pandemi döneminde tıp öğrencileri veya başka gençlerin ruhsal olarak ciddi olarak örselenmiş olma ihtimallerinin yüksek olduğunu gösteren bir takım veriler ve belirtileri de düşündüğünüzde nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerine birazcık düşünmemiz gerekiyor. Diğer yandan bu çizgide de belirttiğim gibi Demet Hoca'nın bahsettiği karikatürleri merak edenlerse Instagram hesaplarını takip edebilirler. Ee, yani bir hobi diyelim yani bir karikatürist diyemeyiz ama burada anlatmaya çalıştık. Yani aşkın gözü kördür deniyor ya. Bir yandan da bu riski davranışları yaptığımız duygu durumumuzun dengesiz olduğu yıllar aynı zamanda da mesela insanların Deli gibi aşık olduğu, kör kütük aşık olduğu, bir şeyleri çok sevdiği, e, gönül verdiği bunlar bir ideal olabiliyor, bir başka insan olabiliyor, bir meslek olabiliyor, bir döneme denk geliyor. O nedenle bütün bu acayiplikler, dezavantajlı koşullar e, bizi e, bazı açılardan bir işe tutkuyla sarılma e, şansımızın da en yüksek olduğu bir zamanda, öylesi bir takım zor işlere girmemize imkan vermekte. Diğer yandan toplumun geneline baktığımızda burada hani tıp öğrencileri, hekimlerden bahsediyoruz ama toplumun geneline baktığımızda zaten e, önemli bir bölümü bizim burada bu kritik kararlar dediğimiz bu ya da tıp öğrencileri, hekim olma kararlarını verdiğimiz dönemdekine benzeyen zorluğu yaşam boyu yaşayan Zor koşullarda büyüyen, e, kritik e, şartlarda yaşamını sürdüren insanlar var. Örneğin e, burada toplum içerisindeki birkaç bin kişilik bir gruptan bahsederken, mesela tıp öğrencileri dediğimizde, e, toplumun büyük bir bölümü e, yoksunluk, düşük eğitim düzeyi, hatta OECD PISA raporlarını en yenisi yakınlarda yayınlandı, okuduğunu anlayamama, ne söyleniyorsa ya da aklından geçeni ifade edememe gibi zorluklarla karşı karşıya. Böyle olduğunda ve biz içinde olduğumuz toplumun bir yandan da hastalarımız, onların aileleri destek olmaya, hayatlarını düzeltmeye, yaşamlarında e, sağlıkla ilgili değişiklikler yapmaya çalıştığımız toplum kesiminin de içerisinde olduğu durumu anlamamız gerekiyor. Sadece kendi durumumuzu değil, çünkü kendi durumumuzun zorluğu bazı açılardan baktığınızda toplumdaki toplumun büyük bir kalanının zorluklarına göre kıyasladığımızda e, daha e, kabul edilebilir demeyeyim ama mücadele edilebilir boyutta gözükebiliyor. E, burada e, sanırım e, tıp öğrencisi olan ya da hekim olan kişilerin e, diğer kişilerden bir başka e, avantajı bu kortikal incelmeyi anlattım ya bir tür gösterge olarak kortikal incelme ile temsil ettiğimiz aslında kendi kontrol becerisinin e, aslında top, bütün bu zorluklar o zaman toplumun geri kalanından çok daha iyi olma ihtimali yüksek. Çünkü toplumun geri kalanında bir önemli bir bölümde örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış şu çalışmaya baktığınızda büyük bir bölümü küçük yaşlarda zor koşullarda büyümüş insanların Uzun yıllar sonra yapılmış bu yaklaşık 25 yıllık bir takip çalışması kendi ölçü ve arkadaşlarının yaptığı. Bu çalışmada uzun yıllar sonra antisosyal davranışların e, birçok kişide çıktığını, antisosyal derken örneğin hekime şiddet göstermek gibi mesela diyebilirsiniz. E, başkalarına e, zarar vermekten kaçınmamak gibi e, ve bunun büyük ölçüde, e, aslında top, e, toplumsal eşitsizliğin yoğun, yoksulluğun yaygın olduğu kesim, toplumsal kesimlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin fakirler, siyahlar, e, yeni o ülkeye göç etmiş insanlarda bunun daha çok olduğunu görüyoruz. Diğer yandan şu beyin çalışmalarına bir gönderme yaparsak, biraz bir toplantının başında yaptığımız, bu e, çalışmanın ortaya koyduğu şeylerden birisi diyor ki e, Passive avoidance denen şey kendini tutabilme e, kapasitesi ve nerede duracağını öğrenebilme kapasitesini kazanmış olanlar bir sebeple eğitimle, sporla, sanatla ya da kültürle bizim e, biraz önce bahsettiğim riski davranışlara, başkalarına zarar verici davranışlara daha az girebiliyorlar. Bu da işte burada üçgeni tamamlarsak kortikal gelişim yani bir insan beyin gelişimi, davranış kontrolü ve toplum içerisinde başkalarına zararlı ya da faydalı bir pozisyonda olma konusu. hekim adaylarının, genç hekim adaylarının avantajlarından birisi bu üçgende kendilerinin eksikleri, zaafları bu yaşa gelene kadar olmuş olsa bile seçtikleri yol kendini kontrolü arttırıcı ve toplumda başkaları için fayda doğrucu bir noktada olduğu için onları e, toplumda şanssız ya da e, yoksulluk eşitsizliğin kurbanı olan birçok gençten kendi kuşaktaşlarından ayır ayıran ayrıcalıklı bir durum oluyor. Bu şun, bunu şundan dolayı da vurgulamak istiyorum çünkü e, her ne kadar tıp bir e, biyolojik bilimler türevi aslında artık sadece biyolojikle de değil e, örneğin komputasyonel e, alan da yapılan buluşlarla e, yani biyoloji, matematik ya da e, kimya gibi bilimlerle e, bunlar artık birbiriyle iç içe geçmiş durumda. E, bu bilimlerin ürettiği bilgilere dayalı olarak terapötik standartları Hatta koruyucu aşı mesela baktığınızda koruyucu sağlıkla ilgili standartları geliştirmekle birlikte biz bir boşlukta çalışmıyoruz. Çalıştığımız yer toplum ve bu toplum e, toplumun e, içerisinde e, toplumun bireylerin hayatını nasıl etkilediği biraz önceki örnekte olduğu gibi ve kendi hayatımız nasıl etkilemiş olduğunu anlamak hepimiz için kritik önem taşıyor. Bu e, kortikal incelmeye paralel olarak geliştiğinden bahsettiğim kendi kontrol becerisini hatırlayın. Biraz önce suçluluğu önleyebilen, Örneğin fakir, yoksul ve cahil, bilgisiz olsanız bile işe yarayan ya da hekim olmamız sırasında kritik bir karar aldığımızda, ki, e, bize hmm, kendimizi içinde bulduğumuz o zor yaşama dayanmamızı sağlayan kendi kontrol becerisi ne kadar gelişkinse aslında baktığınızda örneğin bireylerin şurada şöyle göstereyim. E, şu endekse bakalım. Çocuklukta kazanılmış olan self kontrol becerisi diyor. Bakın x ekseninde düşükten yükseğe. Şurada da örneğin yeşil e, üçgenli grafiğe baktığınızda sağlıkla ilgili durum kötü, kötüden iyiye gidiyor. Kendinizi kontrol beceriniz ne kadar yüksekse. Sosyoekonomik statünüz Şurada kendi kontrol beceriniz ne kadar düşükse o kadar düşük, ne kadar yüksekse o kadar yüksek. Ya da e, kriminal işlere karışma ne kadar kendinizi kontrolünüz zayıfsa yüksek, ne kadar kendinizi kontrolünüz yüksekse düşük. Bu konuşmanın başında bahsettiğimiz hani kortikal incelme diye başladığımız büyük bir kısmımızın belki tamamlamadan kendimizde tıp fakültesinde bulduğumuz, düşündüğümüz e, beyinsel gelişimin davranışsal karşılığı olan bir e, bu durumun belki çoğumuz e, sağlıkla ya da sosyoekonomik statüyle bu kadar yakından ilişkili olacağını belki daha önce aklımıza getirmemiş olabilir. Ama e, bu çalışmalara baktığımızda e, Bizim örneğin bir toplumun sağlığına katkıda e, bulunmak istiyorsak doktorlar olarak örneğin e, sadece hastalarımızın iyileştirilmesinin ibaret bir rolümüz olmadığını örneğin toplumda e, eğitim düzeyinin artmasını, yoksulluğun azalmasını e, savunmanın da bizim işlerimizden birisi olduğunu, işlerimizin ameliyathanede, muayene odalarında, hastane koridorlarında ya da özel muayenehanelerde bitmediğini bize gösteren görevlerimizin buna sınırlı olmadığını gösteren bilimsel veriler bunlar. Bir başka veri daha sunayım size. Örneğin bu Catherine Noble ve arkadaşlarının yoksulluk ve beyin gelişimi ile ilgili yaptıkları bir dizi çalışmanın 2015'te yayınlanmış olan PNAS'de yayınlanmış olan çalışmasından şöyle bir küçük bir grafik bu. Bu konuda yazdığım daha ayrıntılı yazıları web siteme vesaire koyuyorum. Hani bunların çoğu popüler amaçla toplum bu bilimsel verileri duysun amaçlı yazdığım yazılar son 10 yılda yaptıklarımın çoğu. Beyin yüzeyinin e, özellikle kritik bazı alanlarda mesela temporal olan, inferior temporal alan e, dorsal dorsolateral prefrontal Sanırım evet. hocamızın internet bağlantısı koptu. Geri geldim galiba değil mi? Sesim duyuluyor mu? Evet hocam duyabiliyoruz. Tamam peki kusura bakmayın. İstanbul'un iyi bir mahallesinde oturuyorum ama internet bağlantısı bu kalitede. Tekrar şeyimi paylaşıyorum. Arada kaçmış olabilir. Buradaki şeyi tekrar. Hocam mikrofonumuz kapalı. Evet, sırayla yapabiliyorum ancak hepsi seferde olmuyor. Kusura bakmayın. Ee, tamam. Um, şöyle diyelim. Ee, tekrarlıyordum şeyi. Ee, yoksulluğun özellikle 40 bin dolar altındaki yoksul kesimde beyin yüzeyiyle gelir düzeyi arasında böyle bir e, bayağı bir e, ciddi bir korelasyon olduğunu gösteren bir çalışma bu. E, fakat daha ilginç olan bu çalışmanın 2022'de yayınlanan, 2021'de tamamlanan e, yine Kimberly Noble ve arkadaşların e, çok e, merkezi bir çalışmada, e, eğer yoksulluğu yoksullara özellikle 0-1 yaş arasındaki dönemdeki e, başlayarak annelere yıllık belli bir ücret verdiğinizde, karşılıksız bir para verdiğinizde yani ücret demeyelim ona cash transfer deniyor buna e, verdiğinizde e, çocukların özellikle e, kortikal gelişim hızının bu paranın verildiği ölçüde yani bin dolarla yüz dolar gibi karşılaştırın arasında bu çocukların gelişiminde, beyin gelişiminde yapılan spektral EEG çalışmalarıyla büyük bir fark olduğunu olumlu anlamda daha çok para eve giren evlerde gelişim çocuk gelişimine daha farklı olduğunu gösteriyor. Buradan çıkan bazı şeyler diyorlar ki bazı araştırmacılar eğer çocukların gelecek nesillerin daha sağlıklı beyin gelişimi ve buna paralel olarak da bilişsel ve sosyal duygusal gelişimi olmasını istiyorsanız bazen e, yani sadece işte anne babaları eğitelim işte onlara nasıl daha iyi anne baba öğretelim vesaire gibi konularla değil e, yoksulluğu ortadan kaldırdığınızda en azından yoksulluğu telafi ettiğinizde beyin gelişimi üzerine bir etkiniz olabilir. Bunlar deneysel çalışmalar e, şeyler. Ama e, bizim bilgilerimizin sadece bizim bireysel ruh durumumuzu ya da davranışlarımızı ya da kritik kararlarımızı açıklamanın ötesinde sosyal politikaları belirleyici e, bilgiler üretebilen e, bir alanda çalıştığınızı, e, çalıştığımızı, hepimizin ve bu sadece bir psikiyatriyle ya da ruh sağlığıyla ilgili bir konu değil, hepimizi ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. E, olduğunu görüyoruz. Yine e, bu çerçevede yoksulluk nedeniyle yaşamları etkilenmiş e, gelişimleri eşitsizlik nedeniyle sarsılmış bireylerin. E, hayatında tabii ki yoksulluğun dışında e, örneğin e, kendini kontrol becerisini arttırmanın bunu sağlayıcı e, başta eğitim olmak üzere e, yani eğitim şart anlamına e, anlayabilirsiniz komik gelse bile hepimize bu kelimeyi duyduğumuzda iyi okulların iyi okul öncesi eğitimin bilime odaklı bilimsel yani hurafelerden uzaklaşan, ezberci ne işe yaradığı belirsiz bilgilere değil, bilimsel düşünüşü, yani bir soru cevaplarını ezberlemeye dönük değil, deney yapmayı, bilimsel bakışı kazandıracak bir eğitim düzeninin bu anlamdaki eşitsizlikler en azından telafi edebileceğine inanıyoruz. Böyle bir şey var mı yok mu? Onun tartışmasına burada girmek için sanırım çok şey değil. Doktorların durumuna dönersek, e, doktorlarla ilgili yapılan birçok çalışmada, e, Türkiye'de yaptığımız bazı e, ara, e, anketlerde, e, birçok kişinin mutlu olmadığını aslında görüyoruz ve mutlu olmak aslında bir insan hakkı. Ve başlı e, ve e, bunun için görünüşte kağıt üzerinde özellikle hekimlerin birçok şeye sahip olmalarına rağmen e, bunu niye yap, niye olmuyor olduğu üzerine çok konuşuluyor. Ee, ve e, tükenmişlikle ilgili çok fazla şeyler duyabiliyorsunuz. Şimdi e, burada e, tükenmişlik derken, yani yoksullukla olan tüken, yoksulluğun etkilerinden biraz önce bahsettik ama bir anlamda yoksul olmayan, bilişsel gelişimi yerinde e, olan bireylerin de ruhsal durumlarını sarsılabildiğini diyoruz. Galen'in e, hani kendine bakmayan ekim başkalarının ihtiyaçlarını pek karşılayamaz sözünü buraya aldım ama büyük bir ihtimalle bu Bergama'nın Bergama olduğu zamanlar için. Çünkü günümüzde her ekim bir sistemin içinde çalışıyoruz. Ve aslında tükenmişlik dediğimizde tükenmişlik sadece sanki bireyin kendisinin bir kusuru, kendine bakmayı becerememesi sonucunda ortaya çıkan sistemin kendini sorumlu hissetmediği, senin kendi dertlerini çözmen gerekiyor. Hani aşı olup olmamaya kendin karar vermelisin demek gibi. E, bireyin e, sırtına kamunun e, sorumluluğunu yükleyen bir, yükleyen bir bakış açısı oluyor. Dolayısıyla tükenmeme sadece hekimin sorumluluğu değil. Ha bu bir şey yapamayız anlamına gelmiyor. O nedenle hani ilk e, slide'da slaytta belirttiğim bittin ama beni de bitirdin anatomi dersi diyen rahmetli amcamın lafı gibi bitmemeyi öğrenmek bizim işlerimizden birisi. Ama bizim bitmememiz için bize destek olmak da e, bir anlamda e, sistemin görevlerinden. Şu tükenmişlik nedir diye bir baktığımızda belki birkaç kelime konuşma süremi biraz açtım ama e, çalışmaya işe olan heves ve arzunun kaybı, katılaşma, dudak bükücülükte böyle her şeye şey pek bir manalı bulunmama ve yaptıklarını yeterli bulmama ya da yaptıklarını fazla bulma. Ben zaten bu memlekete her şeyimi verdimden ben başlayıp. Ee, ben zaten neyim ki'ye kadar uzanan spektrumda bir e, yet, aşırı yeterlilik ya da yetersizlik duygusunu sıkça görüyoruz. Biliyoruz ki zaman ve performans beklentilerinin yüksekliği, yazı çizi evrak çokluğu, mesleki uygulamanın... ...yani kendi yaptığımız işler üzerindeki denetimin, denetimimizin, bizim kontrolümüzün kaybolmuş olması... ...başarının devamlı daha çok başarılı olarak ancak sürdürülebilir hale gelmesi ve hala devam eden eşitlikçi olmayan ezmeye dayalı hatta zorbalığı da içeren özellikle asistanlık süreçlerinde bazı dallarda hiyerarşi ve statünün katı bir şekilde uygulanması gibi durumlar hekimler için bir e, risk kaynağı olmakta biliyoruz ki tıp doktorluğu yani bu çerçevede baktığımızda tükenmemenin yollarından bir tanesi işimizi yaparken belli bir e, biraz önce bahsettiğim gibi birçok toplumdaki kesimin dezavantajlı olduğu e, bilissel bilişsel becerilere çoğumuz fazlasıyla sahibiz. Değil mi? Birkaç bin kişilik bir öğrenci topluluğu, yüz bin kişilik bir meslek grubundan bahsediyoruz. İşimiz bizim oldukça mantığa, rasyoneliteye, rasyoneliteye, aklın sesini dinlemeye dayalı. E, duygusal olmamak çok önemli duygusal olmamaya öğretmeye bütün hocalarımızın özellikle tavsiye ettiği şey duygusal olmamak akıllarla duyguyu karıştırmamak e, vesaire gibi böyle bir iş olarak tanımlanıyor bu iş diğer yandan böyle olduğunuzda e, ve böyle olmak bir kategorik düşünmeyi de yani bizim işin de yapısı birisi ölü mü diri mi yani az ölü diye bir kavram yok mesela e, ya da hasta mı değil mi tedavi edecek miyiz etmeyecek miyiz gibi bu tür kararları vermek de bizim hani e, gelişkin beyin yapılarını bile belli kategorik düşünme tarzına e, bir parça mahkum ediyor. Kategorik düşünmenin bu m, ne kadar beyniniz gelişkin olursa olsun yani beyin yapınız iyi gelişmiş olursa olsun kategorik düşünme bir parça e, doğrudan doğruya beyin bölgeleriyle korele olmayan daha ziyade sistemin kendi içindeki parçalar arasındaki e, hani bağlantısallık diye belgisinde aşina olduğunuz e, kavramlarla çok ilişkili çünkü sistemin senkronize olarak değişik bölgelerin kullanımını içeriyor bunu da bir yerde e, bu ikilemi hani kortikal gelişkinlikle kortikal gelişkinliğin sağladığı kaynakların günlük hayat problemlerinin çözümünde ve sadece akla kara, sıfırla bir arası dışında örneğin sosyal ilişkiler, yakın ilişkilerde kullanımında iki kısmına olgunluk diyelim. Ya da sosyal duygusal zeka ya da buraya IQ diyelim, buraya da IQ diyelim. Biraz önceki yine yaşlar konusuna dönersek hani risk dedik, beyin gelişimiyle ilgili grafikleri gösterdik. Yine yaş meselesine geldik. Burada görebilirsiniz neredeyse 25 yaşına kadar ee, olgunluğumuzun psikososyal olgunluğumuzun oldukça düşük yani düşük demeyelim ee, yani beklenenin altında e, çok kişi için gittiğini ancak bu seviyenin e, yani olgunluk düzeyine ulaşmış insanların e, oranının 20 ve 20'li yaşların sonuna doğru entelektüel yani zeka düzeyi çok daha erken belli bir olgunluğa ulaşmışken 20'li yaşların sonuna doğru ulaştığını görüyoruz. Bu şu demek. Hani bizim riskli durumlara erken yaşta kendimizi atı vermemiz gibi girdiğimiz durum içerisinde de karşılaştığımız e, sorunlarla başa çıkmak kapasitemizi aslında bize temsil eden psikososyal olgunluğumuzun oldukça e, beklenenden biraz geç gelebileceğini hesap etmek Yaşamımızın şunu da gösterebiliyor, asistanların, tıp öğrencilerin özellikle kendilerini emanet ettikleri kurumlarda kullanmaları, yol gösterilmeleri, kılavuzluk edilmelerinin hem ruh sağlıklarını koruma hem de mesleki gelişimleri açısından onların bu kritik kararları verdikleri zamanda arkalarında olmanın biz büyükler için diyelim adeta bir görev olduğunu çünkü bizim de gençlerin de işine gelen biraz açıkçası artık 18. yaşını bitirdin, sen bir yetişkin oldun, bundan sonra her şeyi kendi başına yapmalısın. Bir anlamda sistemin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını esirgemeye başladığı, gençlerin kendilerini birdenbire çırçıplak buldukları ve desteksiz buldukları bir dönemde olduklarında burada herkes için not düşeyim. Şimdi tabii tıp fakültesine giren herkes çok zeki olduğunu düşünen insanlardan oluşuyor. Fakat zeki olduğunu düşünmek ve denebilir ki canım bu, bu kadar parlak, bu kadar iyi eğitimli insanların böyle konularla ne işler olabilir? Özellikle e, bunu ben hatırlarım üniversite tıp fakültesinde bazı branşlardaki meslektaşlarımız daha çok böyle düşünmeye yatkındırlar. Hangi branşlar olduğunu söylemeyeyim kimse üstüne alınmasın. E, ama ...psikolojik düşünmek sadece ruh sağlığı alanında özelleşmiş hekimlere özgü bir beceri değil... ...herkes psikolojik düşünebilir, psikolojik kavramlarla düşünebilir... ...ve psikolojik kavramlarına herkesin hakim olması gereken şeyler olduğundan da burada hatırlatayım. Şu zeka düzeyi, Skuzy ve arkadaşlarının çalışması bana hep... E, ...ve tıp öğrencilerinde benzer e, yaptığımız e, incelemelerde de benzer bulgular bulduk. Sağ tarafa doğru gittikçe zeka düzeyi yükseliyor burada gördüğünüz gibi buradaki eksende giderek düşen önce sonra tekrar artan oran ise acaba ne ee, sosyal ve IQ diyelim skorlar açısından daha kolay dersek IQ skorları neredeyse e, otizm belirtilerine uyacak kadar otizm belirtiline uyacak kadar sosyal iletişimle ilgili zorlukları olan insan e, kişilerin oranını gösteriyor bu, bu grafik. Yani bu grafik oran yukarı gittikçe özellikle sosyal iletişim ve sosyal ilişkilenme becerilerinde ciddi zorlukları olan kişilerin oranlarını gördüğünüz gibi ortalama zeka düzeyinde bu insanlarda bu %15 civarında seyrederken parlaklık arttıkça özellikle gri grupta erkek grubunda bu oranın en parlaklarda %25'e ulaştı. Yani her dört e, erkekten, dört çok parlak erkekten birinin sosyal iletişimle ilgili konularda ciddi sıkıntılar yaşayacak düzeyde sı eksikleri olduğunu, kadınlarda ise bu oran onda bir düzeyinde olduğunu görüyorsunuz ki belki etrafımıza baktığımızda da bu pek de e, gerçekten uzak gibi gözükmeyen bir bulgu. Bu nedenle, e, parlaklığımıza, bilişsel parlaklığımıza aldığımız puanlara şimdiye kadar ki hani e, benim CV'mi arkadaşımız sayarken gibi orada gösterdiğimiz başarılara pek de güvenmememiz gereken bir alana giriyoruz hekimliğe girdiğimizde. Çünkü hekimlikte e, tükenmememizi sağlayan başkalarıyla en önemli etkenlerden birisi başkalarıyla beraber çalışmayı bilmek, başkalarıyla beraber ortaya bir şey çıkarmak, başkalarıyla birlikte, başkaları derken meslektaşlarımız, sağlık alanında çalışan başka kişiler ve onlarla birlikte ve hastalarımızla birlikte bir şey oluşturmak. Bunun önemli ölçüde sosyal ve iletişimsel becerilere bağlı olduğunu biliyoruz ve sosyal ve iletişimsel beceriler de büyük ölçüde ilk gösterdiğimdeki kortikal incelmeye paralel gelişen kendini kontrol, başkasını dinleyebilme, kendisi dışındakilerin varlığının bir mana taşıdığını, onların farklı düşünebildiğini e, akla getirme ve diğerinin ne hissettiğini kendi e, varsayımlarımızın dışında bir başka e, düşünce veya duygu dünyası içinde olabileceğini akla getirmekten geçiyor. Ben burada duracağım. Söylediğim süreyi 10 dakika kadar aştım. E, chat'te yoklama ile ilgili bir not var. Bana bir not yok <laughs> ama belki şimdi sözlü olarak bir şeyler söylemek isteyenler olabilir. Burada duruyorum. Hocam konuşmamız için çok teşekkür ederiz. Sorusu okay. olan arkadaşlar çete yazabilirler. Ya da katkısı evet. olan sözü de alabilirler. Bence çete kimse zaten yazmamış vaziyette şimdi. Başka birileri sorana kadar ben bir şey sorayım mı? Tabii ki. Ya da Mümin Hocamız el kaldırmış. Hocam. Yankı Hocam merhaba. Ben Mümin Yıldırım. Başüniversite Fakültesi Genel Koordinatörüyüm. Emredin. Konuşmanız için çok teşekkür ederim. Öğrencilerim için ufuk aydınlatıcı bir konuşma oldu. Ee, benim dikkatimi çeken bir şey var hocam. Yani direkt bu konuşmayla ilgili ama sizin mesleğinizle ilgili. Ee, biz 2012 yılında bu fakültesinden sonra tanıtımlar için çeşitli liselere gittik. Öğrencilerle mülakatlar yaptık. Çok ilginç bir şeyle karşılaştım ben. İnsanlar böyle e, öğrencilere sorduğumuzda ilk başta cevap ya da cevap cerrah olacağım. işte olacağım da ama son senelerde ben çok başarılı öğrencilerin yani lisedeki başarısından bahsediyorum. Psikiyatri seçmek istemeleri spesifik olarak bunu söylüyorlar. Siz bunu e, nasıl yorumlarsınız? Eee Bunda ne bakımdan buna şaşırdığınızı belirtebilirseniz? Ee, şöyle hocam yani tabii insanlar e, lisede henüz lisedeyken e, psikiyatri spesifik olarak söylemeleri ilginç geliyor. Çünkü e, öğrenciler tıp fokusuna geldikten sonra e, birinci ikinci seneyi geçirdikten sonra hocalarla karşılaştıktan sonra bazı şeylere karar veriyorlar. Ama bazı öğrencilerimiz çok ısrarlı bir şekilde daha liseden mezun olmadan biz onlarla mülakat yaptığımızda Psikiyatri ile ilgili isteklerini direkt dile getiriyorlar. E, yani buna birçok cevap verilebilir herhalde. E, belki e, biliyorsunuz psikiyatri e, toplumda ruh sağlığı e, bozulmuş insanların e, durumuyla ilgilenen bir meslek ve ruh sağlığı bozulmuş insanlarla ilgili en büyük konulardan birisi stigmatizasyon, damgalama. E, kimsenin uğraşmak istemediği işler, kimsenin dokunmak istemediği işler, e, uzun yıllar ruhsallığı bozuklukları bir cüzdan muamelesi e, görmüş durumda. Ama 1960'lardan sonra önce psikofarmakoloji devrimi, daha sonra 90'lı yıllarda beyin, e, 90'lı yıllar biliyorsunuz beyin 10 yıl olarak ilan edilmişti. E, evet. Beyin araştırmalarıyla, e, psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişkilerin e, gelişmesi ve daha sonrasında da değişik terapetik ve tedavi tekniklerinin birçok ruh sağlığı bozukluğunu daha iyileştirilebilir, topluma katılabilir hale e, getirmiş olması e, biraz bu alanın destigmatize olmasını yani birazcık daha e, girilebilir gözükmesini arttırdı. E, damgalama e, tabi Diğer tıp dallarında da psikiyatriye dönük damgalamayla çok sık karşılaşabiliriz. Yani psikiyatristlerle ilgili yapılan espriler vesaire de düşündüğünüzde. Aslında bu bir parça ruh hastalıklarından, ruh sağlığı bozukluklarından herkesin korkusuyla da ilgili bir yanı var. Özellikle diğer dallardaki doktorların da çok korktuğunu, buradan e, endişe duyduklarını, hatta hastane içinde bu klinikleri istemediklerini, bu hastaları istemediklerini biliyoruz. Damgalama... Ee, bizim mesleğimizin yani tıbbın içine de çok yaygın. Ee, ama bereket versin özellikle son 20 yılda hem dediğim bu bilimdeki değişiklikler hem tedavideki e, başarıların aslında birçok başka tıp dalından daha yüksek olması e, kişileri bu alana cezbetti. Daha kazançlı ya da daha prestijli bir alan ol, e, olduğunu bilmiyorum. Öyle olduğunu sanmıyorum o anlamda ama Topluma bir şey katma, insanlara bir şey katma hissini daha çok veren bir alan olması, Bunda rol oynamış olabilir. Ama e, önemli bir nokta, bu da bizim tartıştığımız bir şey. Ülkeden ülkeye de fark ediyor. Ama Türkiye'de biliyorsunuz özellikle benim de çalıştığım alan çocuk ve ergen psikiyatrisi, e, yani e, genellikle tuz puanlarını eğer bir ölçü alırsak, yani popülerite ölçüsü olarak alırsak, ilk 5'te benim bildiğim 15 yıldır. E, Bunda da pek bir değişiklik olmuyor. E, lise yıllarından bunu gözüne kestirmeleri. Belki gençler şu anda eski liselilere göre daha durumun farkındalar diye yorumluyorum. Kesinlik, kesinlikle Hı. hocam haklısınız. Teşekkür ederim. Bir soru daha var. Babek Tabande hocamızın herhalde. E, sözlü olarak söylemek ister misiniz? Ekranınızda açık görebiliyorum galiba resminize benziyorsunuz. Olur hocam. <laughs> ee, her şeyden önce teşekkürler. Çok güzel bir konuşmaydı. Ee, biz derslerden sonra elinden geldiğince e, gençlerle böyle kısa bir konuşma yapıyoruz. Ve kaygılardan biri de e, biz gelecekte ki yakın gelecekte bizim olgunluğumuzun olacağı ve bizim aktif çalışacağımız dönemde acaba bu kadar hızlı gelişen Artificial Intelligence ile e, yarışabilecek miyiz? Ve acaba bu sebepten dolayı e, işsiz kalır mıyız? E, orada ufak tefek konuşmalarımız oluyor. Ama bu işin tabii ki e, hani ruh e, mi desek yoksa sizin anlattığınız gibi işin psikososyal gelişimi ve muhakeme tarafı e, üzerinden konuşursak e, bu konuyu ele almanızı merak ediyorum. Mümkünse. Evet. Benim meraklı olduğum bir konu. Bir çeşit yani amatörce meraklıyım. Yani bir şey ama e, bir yandan hani Eyvah robotlar geliyor falan gibi bir ruh hali var birçok kişide. Bir yandan da bütün özel hastaneler işte bizim robotumuz var diye kendi reklamlarını yapıyorlar. O robotun tabii ne olduğunu toplum bilmiyor. Bildiğimiz hani Star Trek'teki robotlar falan gibi bir şey sanılıyor. Ya da 2053'te genel cerrahi bitecek diyenler var. Siz genel cerrahi dalındansınız gördüm notunuzda. Bunların tabii böyle mi olacak olmayacak mı bilmiyoruz. Ama geçenlerde Amerikan Nöroloji Akademisi'nin bir toplantısına dinleyici olarak katılmıştım. Ee, %80 civarındaki e, uygulamanın tele sağlıklı olacağı düşünülüyor mesela nöroloji alanında. Çünkü oradaki dedikleri şey, kimse doğrusu muayene bile yapmayı bilmiyor zaten yeni kuşak dedi. Oradaki doktorlardan birisi tele olsa ne olur gibi. Şimdi burada insan ilişkisinin yerini başka bir şey alabilir mi konusu. Şimdi bu pandemi dönemindeki online eğitimden aslında bu konuda küçük bir prova yaptık. Hani daha robot ya da artificial intelligence değil ama örneğin asenkron eğitim, bazı işte YouTube'dan işte videoları izleme, derse katılım ve genel olarak şu anda dünyadaki birçok tıp fakültesi de derse katılım oranlarında düşüşle ilgili şikayetler var. Belki sizin okulunuzda tam öyle mi değil mi bilmiyorum ama böyle bir acaba öyle de olabilir mi? Okula gitmesek de bu işleri öğrenebilir miyiz? Eğilimi olan çocukların sayısı da bir parça artıyor deniyor. Ama görülen şey şu mesela iş yerlerinde genel iş yerlerinde işe gittiğinizde kazanabileceklerinizi yani işe gitmiş olsanız yani işte orada arkadaşlarla bir işte kahve köşesinde kahve alırken sırada beklerken konuşurken asansörde inip çıkarken ayak üzeri yaptığınız ya da sizinle beraber olan diğerlerine baktığınızda e, öğrendiklerinizi bu ortamda öğrenemiyorsunuz. Buna e, İngilizceden gelme peripheral learning deniyor. Peripheral learning. Yani onu öğrenmek amacıyla gitmiyorsunuz oraya. Ama ilgisiz şeyler yaparken, geçerken öğrenme diyorum Türkçesi belki hani geçerken öğrenme gibi bu kısım kesinlikle boş kalıyor. Bu da daha çok sezgilerimizle ilgili sistemlerin yaptığı. Hani sizin diyelim ki bir ekim cerrah olarak baktığınızda hastada kelimelere dökemediğiniz ama bir şekilde yaptığınızda uyguladığınız ve nasıl öğrendiğinizde belki bilmediğiniz birçok şeyin ee, ...bu yapay zeka sistemine nasıl aktarılacağı çok net değil. Bir kısım bu konunun savunucuları diyorlar ki... Ya, ...yapay zeka o da öğretilebilir, sezgi de öğretilebilir. Ee, çünkü beyin de sonuçta bir nöronlar ve bir beyaz madde yumağı. E, öğrene öğrene bunu. Ama her beyin de öğrenemiyor biliyorsunuz. Bazı insanların e, sezgileri çok kuvvetli değil. Bazı insanlar sadece analitik e, yanları çok iyi... Algoritmaları çok iyi anlıyorlar, örüntüleri çok iyi tanımlıyorlar. Ama karşısındaki'nin kendisine şöyle baktığında küçümseyici bir bakış mı, miyop olduğu için mi öyle bakıyor, yoksa e, bir e, meydan okuyucu bakış mı olduğunu ayırt etmekte zorlanabiliyorlar. Sezgilerle ilgili sistemler böyle. E, o nedenle ben e, yapay zeka ya da robotların Bizim alanımızda mesela psikiyatride, applerin vesaire daha çok rolü olacak. Birinci basamak hizmetlerle ilgili birçok iş o şekilde çözülebilecek, özellikle hafif sorunlarla ilgili. Ama e, bir e, rakipten ziyade bir ortak olacağını düşünüyorum bu işlerin içerisinde. Aynı bugünkü robotik cerrahi değil mi? robotik cerrahi şu anda bir sonuçta cerrahın yönetiminde olan, cerrahın daha rahat çalışmasını sağlayan bir araç oldu. Ne dersiniz bilmiyorum bu söylediklerim. ...Babek Hoca. Teşekkürler. Evet, yani ben de... E, ...sonuç olarak... ...biraz daha eski jenerasyonuz biz. Gerçekten dediğiniz gibi işte... ...usta, çırak, kalfa, yavaş yavaş... ...o e, yönde geliştik. Tamam, hep kitaplar vardı ama... E, ...vizitlerde... ...hocanın kanatlarının altında birçok şeyi öğrendik. E, ve... ...beceri bir yere kadar... ...ama o... E, ...klinik tecrübe dediğiniz gibi hastanın bakışından bazı şeyleri fark ediyoruz. Ha, diyeceğiz ki işte bu AI yüz hatlarını da okuyabilir ama ben de biraz daha uzak olduğunu ve kaygıya yer olmadığını düşünüyorum açıkçası. Teşekkür evet. ederim. Bir de kaygılanmıyoruz. Yani peki gelsin yapsın o zaman yani robotlar ya da yapay zeka biz de başka bir iş yaparız yani. Ayça Şahin el kaldırmış hocam. Evet Ayça Şahin. Buyurun. Merhaba hocam öncelikle teşekkürler. Bu Siz bir öğrenci misiniz? Evet Bahçeşehir Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Harika. Ben bu tıp doktorlarında olması gereken özelliklerde duygusal olmamakla ilgili bir bölüm vardı Beklenen, olmaması gereken, ha, evet. insanların beklediği. Ha, evet. Onunla ilgili bir soru sormak istedim. Şimdi Hı -hı. bu duygusal olmama durumunu sadece meslek içinde yaşamak mümkün mü? Yani yoksa illa bu duruma gelirken bu bizi günlük yaşamda da duygusuz bir insan mı oluyoruz? Evet sanırım onu belki yeterince iyi anlatamamışım bu şeyde. Yani sizin yanlış anlamanıza sebep olduğumu tahmin ediyorum. Öyle bir hedefimiz yok. Öyle bir hedef genellikle bazı dallarda özellikle özellikle doktorlara tavsiye edilen hocaların yanlış bir tavsiye olarak tanımladım yani Hı. ama bir kısım zihin yapısının Tıp doktorları arasında zihin yapısının tam tersine zaten duygusal yani duyguları okuyabilmek ve duyguları anlayabilmekle ilgili sıkıntıları olan insan sayısının düşündüğümüzden çok olduğunu söylemek istedim e, o nedenle duygulardan uzaklaşmayı tavsiye etmenin pek e, tavsiye edilir bir şey olmadığını vurgulamak istedim. Ama onu bana netleştirme fırsatı verdi sizin sorunuz. Onu yeterince iyi anlatamamışım. E, tam tersine bu nedenle örneğin e, çünkü biraz önce Babek Hoca'nın dediği gibi sezgi sistemlerinin çalışması için sezgi sistemleri duygularla harekete geçiyor. Düşünerek sezgilerinizi güçlendiremiyorsunuz hissederek yani hissetme dediğimiz duygunun doğu, duygu doğuracak durumlarla karşılaşmak ve bunları e, söze dökmeyi e, öğrenmek belki sizin okulunuzda da var ben Marmara Tıp Fakültesi'nden emekli bir öğretim üyesiyim zaman zaman onlara e, öğrenci arkadaşlarımıza gönüllü desteği en son pandemiden önce örneğin bir Humanities Medical Humanities programı e, geliştirmiştik Boğaziçi o zaman Boğaziçi Üniversitesi'de olan Leyla Kayhan'la birlikte ee, Oran humanities programını e, yöneten e, beşeri bilimler, yani sanatla ilgilenmek, roman okumak, e, bir edebi metni anlamaya çalışmak gibi becerilerin müfredatın bir parçası olması gerektiğini e, birçok kişi e, savunuyor. Ben de o görüşteyim çünkü. E, duyguları kontrol et yani duygusal olmama deyince hani oturup ağlamayın falan anlamın ise al yani o başka bir şey. Ama duyguların işe karışmasını kötü bir şey olarak görme. Geleneksel tıbbın özellikle cerrahi dallar vesaire gibi daha e, böyle fazla ölüm yaşam e, sınırında giden dallarda bazen kaçınılmaz olarak gelen bir küntleşme oluyor. O nedenle de zaten bazı riskleri de arttıran bir şey. Önemli yani tam tersi duygusal olmayı öğrenme ihtiyacı var tıp mensuplarında. Mesela bir resme baktığınızda, bir tabloya baktığınızda, hani değil mi, doktorlar hani ele tıp öğrenciliğinde sanatla uğraşmak falan böyle çok teşvik edilen bir şey değil. Daha böyle entel ya da bohem bir faaliyetmiş gibi gözükebilir. Ama tam tersi o inceleme becerisi, Hani herkes Doktor House'a bayılıyor biliyorsunuz. Ee, Doktor House'un o inceleme becerisi büyük bir ihtimalle gidip gördüğü e, resimler, müzeler, okuduğu kitaplarla ilişkili. Yani daha çok tıp kitabı okuduğu için öyle olmuyor. Zaten daha çok tıp kitabı okumak hepimizin görevi. O nedenle duygusallık diye tanımladığımız EQ diyelim ya da sosyal duygusal gelişim e, eğitimle geliştirilebilen eğitimde de en çok Kültür, sanat gibi alanlarla ve bizim e, a, okuduğumuzu anlama, anladığımızı ifade edebilme becerilerimizle e, orantılı bir özellik ve bu bizim hem hastalarımızı hem e, meslektaşlarımızı anlamamızı ve onlarla birlikte hareket etmemizi insani e, temel dürtülerimizi, reflekslerimizi canlandırmamızı sağlıyor. Teşekkürler Ayça sorunuz için. Bu Gerçekten... konuyu açabildim. Sağ olun. O slaytı da bir düzelteyim çünkü böyle bir yanlış anlama yol açıyor demek ki. Sağ olun. Demet Hocam. İki Siz kişiden de... ilk altmıştı. Sağ olun. Yankı hocam çok teşekkür ederiz. Ee, Sağ olun. Ben... Sizi dinleyince bir çıt anksiyetem arttı. O iyi. Sizinize... <laughs> Sebebi de şu, yeni okuduğum tıp eğitimiyle ilgili bir makaleyle e, anlattıklarınızı böyle bir meç edince. E, şimdi e, makalenin başlığı şuydu, e, kuşak farklılıklarıyla ilgiliydi. Hani e, biraz Hı -hı. popüler bilindiğim, popüler kültürde hani bu kuşak farklılıkları çok gündemdedir ya. Evet. E, şimdi bizim öğrencilerimiz <laughs> şu anda e, Z kuşağı. E görüyoruz etkilerini bizden farklılar. E, makale diyordu ki e, Z kuşağını bırakın alfa kuşağı sanırım bir sonraki e, adlandırdıkları kuşak e, yanlış hatırlamıyorsam da 2012'den galiba sonra doğanlar. Yani şu anda herhalde en büyükleri 10 yaşında. E, bunlar işte bir e, 8-9 yıl sonra e, tıp fakültesine öğrenci olarak gelecekler. Bu kuşağa hazır mısınızdı başlığı? Ve bu kuşağın iki önemli özelliğini belirtiyordu. Bir tanesi e, dikkat sürelerinin çok az olması, ikincisi de sosyal becerilerinin düşük olması. Şimdi bu pandemi dönemi tabii bu dijital ortamı e, bu konuyu biraz daha herhalde hızlandırdı. Sizin şimdi e, branş olarak da gözleminiz bu şekilde mi hakikaten? Yani Çünkü bu iki özellik bence tıp eğitiminde çok çok önemli. Sosyal beceri dikkat e, süresi. E, şimdi böyle gelen bir nesil var mı gerçekten? E, varsa e, herhalde hazırlıklara evet. başlasak. şöyle iyi. bir şey. E, çok teşekkürler. Daha geçtiğimiz e, iki hafta kadar önce Sabancı Üniversitesi'nin öğretim üyelerine bu konuda bir konuşma yaptım. Hatta onun kaydı bir yerlerde olacak, Instagram'da vesaire. İngilizce biraz İngilizcem, bazen zor anlaşılan bir İngilizce konuşuyorum ama e, slaytlarını görebilirsiniz oradaki şeyde. Şöyle bu kuşak konusunda bu kadar iddialı konuşacak araştırma yok. Yani birincisi o. Ama bir kavramsallaştırma bu. Yani e, rigorous bir data yok bu konuda. Daha çok anketler, iş dünyasının yaptığı şeyler vesaire. Ee, yani burada o kuşak bu kuşak şeyine girmeyeceğim ama her kuşak bir önceki kuşakla ilgili benzer sözleri ifade edebiliyor. Şimdi çok ilginç bir çalışma var. Ben biraz konuşma süremiz uzadı ama isteyen ayrılabilir herhalde hani bir şeyde. Ee, şimdi hatırlarsanız bu kendini kontrolden bahsettim. Ee, suçluluk mesela kendi kontrol becerisi geliştiği ölçüde suçluluk azalabiliyor. Ya da kendi kontrol becerisi beynin ön bölgesinin bir ürünü. Ve ön bölgesiyle ilişkili bir davranışsal beceri ve ön bölge gelişimi özellikle yoksulluktan etkileniyor. Yoksullarda daha çok bu zayıf vesaire gibi. Şimdi bu konuda e, söylenenlerde bir e, yanlışlık şöyle diyeyim bir pandemi döneminde e, ruh sağlığında total bir bozulma var birincisi. Ama ruh sağlığı en çok böyle krizlerde geçiş dönemlerindeki kişilerde bozulur. Yani geçiş dönemleri nedir? 13-25 arası ve 0-4 arası diyelim. O nedenle bu dönemlerde zaten hangi problemler daha çok, çok oluyorsa, örneğin depresyon, intihar girişimleri, kendine zarar verici davranışlar bunlar katlanmaya başlar. Yani 10 kişi olacağına, %10 olacağına %20 böyle etkilenmeye başlar. O nedenle e, içinde olduğumuz dönem e, var olan ruhsal, ciddi ruhsal bozuklukların oranını arttırıyor. Bu kesin. E, bizim İstanbul Tekirdağ 3 e, hastaneden yaptığımız bir çalışma yakında yani inşallah yayınlanacak. Orada da gördüğümüz şey ağır tipte ruhsal bozukluklarda artış var e, bu yaş gruplarında. E, Şimdi ruhsal bozuklukların artması bir yana toplumun genelinde de ruhsal bozukluk düzeyine varmayan ama değişik düzeyde psikolojik problemler ya da bu psikolojik becerilerin gelişmesinde sorunlar olması pandemi nedeniyle bekleniyor. Sosyal gelişim vesaire. Bu bir kuşak meselesi midir? Bunu araştıran enteresan bir çalışma var. Kendini kontrol becerisini ölçtüğü düşünülen testlerden birisi ee, şey. Hmm, ne derler? Marshmallow test diye tarif edilen popüler yine bir YouTube'a girerseniz göreceksiniz. Marshmallow test özünde şu. 1959'da Stanford Üniversitesi'nin yuvasında bir psikolog olan Walter Michel adlı birisi diyor ki hadi şu öğretim üyelerinin çocuklarıyla ben bir çalışma yapayım. Marshmallow biliyorsunuz bir şu şey beyaz lokumumsu bir şekerleme Amerikalı çocukların sevdiği eee bir tane koyuyor çocuğun önüne. Diyor ki 5 dakika sonra, 4-5 yaşında çocuklarla yapıyorlar bu çalışmayı. 5 dakika sonra ben geri geleceğim ya da 7 dakika sonra e eğer bu marshmallow önündeki şekerlemeyi yememiş olursan sana bir tane daha vereceğim diyor. Ve e çocukların bir bölümü yiyor, bir bölümü yalıyor, bir bölümü ısırıyor, bir bölümü hiç dokunmuyor. Ve Michel 1980'lerin sonunda bu çocukların her birini bulup 30 yıl sonra bunların mesleki başarısına, ekonomik durumuna, işte evlilik durumuna vesaire bunlara bakıyor. Bunlara baktığında gördüğü şey şu, kendini iyi tutup ikinci marshmallow'u yemeyen çocuklar her konuda daha iyiler. Ve bunun üzerine tamam kendini kontrol çok önemli, bütün dünyayı biz kendi kontrol üretirsek mutluluğun sırrını bulduk olacağız. İş böyle mi deniyor vesaire? 2000'lere gelindiğinde, daha doğrusu 1990'lar ve 2000'lerde doğmuşlarla bu araştırmaları tekrarlıyorlar. Ve bu sefer öyle sadece Stanford öğretim üyelerinin beyaz ve hali vakti yerinde çocukları değil. Fakirler, siyahlar, hispanikler, şunlar yani her türlü dezavantajlı gruplar. Ve 90'larda doğmuşlar ve 2000'lerde doğmuşlar diye. Yani bu dediğiniz kuşak konusunda. Gözüken şey şu. Bir, siyahlar, siyah çocuklar. Ee, yani ve fakirler, ırksal olarak yani baskı yoramış olanlar ve fakirler ikinci marshmallow falan beklemiyor. Çoğunluk 10 saniye, ilk 10 saniyede birinciyi yutuyor. Bir kere bu. Yani sizin eğer yaşam koşullarınız optimalin altındaysa e, bulduğunuzla bulduğunuzu yiyorsunuz. Yani kaynağı kullanıyorsunuz. İki, e, kuşaklar arasındaki farklılıklara baktığınızda yani bu sosyoekonomik durum için kontrol edip datayı kuşaklar arası da farklılıklara baktığınızda başka bir çalışma bu bu şeyde her kuşağın aslında öncekine göre kendi kontrol becerisi daha iyi. Yani dikkat, konsantrasyon ve sosyal beceriyle korelasyonu olan bu bilişsel beceri daha iyi. O zaman deniyor ki ya biz böyle bir şey beklemiyoruz. Tam sizin dediğiniz gibi. Biz her kuşak bir öncekinden daha kötü. Bunların dikkati çok dağınık. Hiç kitap okumuyorlar. İşte bunlar çok saygısız falan. Neyse işte. Artık öyle derseniz, ee, bir sonraki kuşakla ilgili. Ve böyle olduğunda eşit, yani çok daha iyi durumdalar. Fakat dedikleri şey hatta Walter Michel 90 yaşında yakın yakın zamanlarda e, öldü e, şey. E, diyor ki. Ee, oradaki kişi Walter Michel diyor aslında yeni kuşaklar bu becerilerde biz bizden en azından daha eksik değiller daha deficient değiller diyor. Fakat beceri diyor para gibi bir şey harcayıp parcamamak kullanıp kullanmamak dışsal etkenlere bağlı. Dışsal etkenler yani dünyanın mesela geleceğinin biz Bebek Hoca'yla şimdi 2053'te cerrahları, robotlar yerini alacak diye yani ben espri yaptım ya. 2053'te dünyanın olup olmayacağı ile ilgili tartışmalar. İklim krizi sebebiyle. Ee, burnumuzun dibinde nükleer bombaların patlama ihtimaliyle ilgili e, tartışmalar var. Böyle bir şey olduğunda kimse yarını, yani dikkat eksikliği nedir? Bir sonraki günü e, bekleyebilme becerisidir. Dürtüleri kontrol etme becerisidir. Yarını bekleyecek sabrı taşıyamıyor. Çünkü yarının ol olduğuna olan inançta bir zayıflama var. Umutta azalma var. O yüzden gençler, bırakın gelecek olanları, şimdikilerle ilgili en büyük zorluğumuz bu gençlerin gelecekle ilgili beklentilerinin, umutlarının azlığı bu anlamda bu davranışları doğuruyor. Yoksa beyinsel yapıları açısından veya bilişsel, nöropsikolojik yapıları açısından aramızda bir fark yok. Bu da o nedenle ben konuşmamda yoksulluk, eşitsizlik gibi kavramlara vurgu yaptım. Bunun için şöyle ya da böyle bir siyasi görüşte olmak da gerekmiyor. Yani e, bu bir gerçek ve bu gerçek bizim hayatımızı, dünyamızı etkiliyor. Yarını düşünmeden hareket etme. Bu Greta Thunberg'in o konuda yazdığım bir yazıyı da tavsiye et. Yani kendi yazımı tavsiye etmek biraz acayip. Kusura bakmayın ama e, başlığı Geleceğimizi Sattınız diyor kız. Anlatabiliyor muyum? Bu biliyorsunuz Amerikan Kongresi'nde konuştu. Asperger sendromlu bir kız çocuğu 16 yaşındaydı o zaman. Çünkü bizim kuşaklar, bizim içinde olduğumuz kuşak, biz bir şey yapmadık şahsen. <laughs> ama bizim içinde olduğumuz kuşaklar dünyanın geleceğini riske sokacak şekilde kaynakları tükettiler ve e, bu eko anksiyete diye bir kavram var. Çok da duyabilirsiniz bunu giderek daha çok duyacaksınız. Bu da birçok gencin ...kendi kontrol, sosyal e, olarak başkalarıyla birlikte olma becerilerini rötuşluyor. Ama ben e, bu işin böyle gitmeyeceğini, özellikle genç kuşakların dayanışmacı, işbirlikçi ve kendi geleceklerini kurtarmak için... E, ...düşündüğümüzden farklı davranma potansiyelini taşıdıklarını görüyorum. Önemli olan o potansiyelin ortaya çıkması için bizim destek olmamız. Bu arada bu Sabancı Üniversitesi'nde yaptığım konuşmayı merak eden varsa... Sina Kural benim e, psikolog meslektaşım. Buraya linkini koymuş chatte. E, isteyenler oradan e, alabilir. E, öyle bir YouTube'da olan bir konuşma. daha 15 gün önce yaptım. Bu kuşaklar konusu da burada verdiğim örnekleri detaylandırıyorum. Teşekkürler çok önemli bir e, konuyu gündeme getirdiğiniz için. Hocam o zaman ben sorumu söyleyeyim. <laughs> Hadi bakalım. Ben şey söyleyecektim. Gösterdiğiniz, başlarda gösterdiğiniz bir grafikte ile beraber özellikle bizim neslimizde anksiyetenin evet. ve depresyonun arttığını görüyorduk. Çok doğru. Peki bunun bizim hem tıp eğitimimiz esnasında hem de meslek hayatımızda tükenmişliğin daha fazla ortaya çıkmasına sebep olacağını düşünebilir miyiz ondan yola çıkarak? Siz daha kırılgan olduğunuzu gösteriyor. Daha kırılganlaştırdığını çok güzel bir çıkarım. Daha risk, risklerinizin arttığını gösteriyor. Bu da e, o nedenle daha çok kullanma kullanma derken hani e, bir bakıma ihtiyacınız yok bizden e, şeyde ama e, öğret yani şu toplantı gibi yani öğretim üyeleri e, daha yaşlı doktorlar daha genç doktorlar bir e, topluluk olarak bağlarımızın sıkı olmasının dayanışmanın birbirimize destekleyici olmanın e, çalışma koşullarımızın iyileşmesi için hepimizin e, yani e, ortak e, hareket etmesinin önemini gösteriyor. Yani koruyucu etkenlere odaklanmamız gerektiğini. Çünkü biz hep risk faktörlerinden bahsediyoruz. Yani benim, benim anlattığım gibi. Ama koruyucu etkenler nedir? İnsanın hayatta birkaç şey iyi olduğunda e, aslında esenliği diyelim. Well-being, esenlik karşılığı. Esenlik kullanılıyor biliyorsunuz. Esenliği yolunda oluyor. Bunu e, şeyin National, Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün eski başkanlarından Thomas Insel'in bir kitabını okuyorum. Orada söylediği bir şey var. Ruh sağlığının iyi olması ağır şizofrenisi olan birisi için de, hafif anksiyete bozukluğu için olan birisi için de üç tane P faktörüne, 3 P. People, place, purpose diyor. Yani kimlerle beraber olduğunuz, nerede olduğunuz ve hayattaki sizin için anlamlı olanın ne olduğuna bağlı. Bunlar varsa, bu 3P mevcutsa, yalnız değilseniz, bir yerlerdeyseniz, yani aç, açıkta değilseniz ve bir e, anlamlı bir amacınız varsa, biraz önce e, hocamızın dediği gibi, yani liseden kafanıza mesela psikiyatrist ya da çocuk psikiyatristi olmayı istiyorsunuz. Olursunuz, olmazsınız. O başka. Başka bir alanda da olabilirsiniz. Gidip yazar, çizer de olabilirsiniz. Ama bir amacınız, bir sizi belli bir rotada tutan bir pusulanız varsa o zaman genellikle herhalde bu tükenmişlik birazcık sizden uzak durabiliyor bir başka şey de başkalarına yardımcı olabilmek birilerine birileri için bir şey yapabilmenin yine bu anlamda hani bencilce bir faydası da var yani bir şey yapabilmek iyi geliyor hekimlik mesleği Başkaları için bir şey yapabilmeyi, Tabii ki bunu bir iş olarak yapıyoruz. Para karşılığı şu karşılığı bu karşılığı. Bunun bir önemi yok. Öğretmenlerde, faizcilerde herkes bir şey karşılığında çalışıyor. Yani e, varlığımızı sürdürmek için yaptığımız bazı şeyler de var. Ama burada başkasına do yaptığımızı doğrudan gördüğümüz bir işten bahsediyoruz. Ve bu e, o nedenle e, hekimlik e, insana iyi gelen bir şey. Yorma yani yorulan yoruluyoruz yani yorulduğumuz aşikar. Dün Marmara Tıp öğrencileriyle biraz kişisel hayat üzerine bir konuşma yapmıştım. Hani ne oldu falan dediler vallahi dedim yoruldum ama sıkılmadım yani Kariyerinin sonuna gelmiş bir doktorum ben yani artık e, finale doğru inişteyim yani yani iniş yapmak zor olan bir uçak gibi düşünelim. E, yoruldum ama sıkılmadım çünkü bu işin en önemli özelliği o e, yorucu. Sıkılmamak neye bağlı? Öğrenmenin açık olmasına, öğrenme imkanlarının olmasına, başkaları için yaptıklarınızın, bu bir hastanız olabilir, toplum olabilir, bir dünya olabilir, yaptıklarınızın görünürlüğüne. Ama biz ne yapıyoruz? Mesleki uygulamalarımızda, mesela bir doktor bir hastasını beş dakika görüyor, aynı hastayı bir daha görmüyor bile. Ya da ameliyatını yapıyorsunuz ama hastanın iyi olup olmadığını bile takip edecek onu başka birisi yapıyor. Yaptığınız işin adeta e, yabancılaşma deniyor buna Marksist literatürde. Yani yaptığınız ürün, ürettiğiniz işten kopuklaşmayı arttıran bir çalışma düzeni var. E, sağlıkta çalışma düzeninde önemli değişiklikler olmasını bekliyorum. Yani bu belki robotlar bu konuda bize yardımcı olur. Bizim daha insanca çalışmamız için de bir imkan verirler diye umanlardanım. Umarım onu gör, görecek kadar e, sağlığım elde hayatta olurum. Çok teşekkür evet. ederim. Saati <laughs> on buçuk yaptık galiba. Çok Kusura bakmayın. Evet. Ee, başka ekleyecek, soracak bir şey olan yoksa eğer etkinliğimizin... Evet, artık duralım yani. <laughs> bayağı sabır zorlamayalım. 86 katılımcıya çok teşekkürler. Çoğu da aktif dinleyici olarak vardı. Gördüm valla dikkat ettim. Yani bir kısmı belki başka işlerle meşguldü ama olsun. <laughs> eğer... Şu an uygun olup kamerasına açabilenler varsa bir hatıra fotoğraf çekmeyelim dağılmadan önce. Eyvah. Hadi Sizin için de uygun. Güzel, iyi bir <laughs> uygulama. Sadece bir yoklama yerine geçiyor gibi bir his veriyor bana. <laughs> Yok yoklamayı de. hallettik farklı şekillerde. Onu bayağı veriyorum. hocalarımız da var. Harika. <laughs> evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çektiniz mi? çekiyorum. Hala kamerasını açanlar olduğu için birkaç saniye daha ha, bekliyorum. Tamam, okey. Ben oradan isimleri sayayım. Pelin, Deniz, Mehmet, Havla, Neslihan, Hasan, Selin, Ömer, Mert, Berra, Pelin. <laughs> Burada YouTube